Riskiniz neredeyse yok arkadaşlar. Yani hata yok. Yani hata yapmıyor. Görmüş olduğunuz gibi hata yine yapmıyor. Çok güzel bir sinyal. içeride bir sinyal vermiş ve yükseliş. Bakın yine yukarıda bir sinyal vermiş. Düşüş. Yani %95'leri %99'lara kadar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ekteitlerle onlarca sinyalini kontrol ettik arkadaşlar. Hem destekten hem de tren çizgisinden buradan ek bir teyit almış oluruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ve buradaki sinyalinden sonra arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir şekilde yükselişini yapmış olduğunu görüyoruz. Zaten düşüş sinyallerinden de birazdan sizlere bahsedeceğim. Herhangi başka bir sinyal vermediğini ve bu şekilde şu yükselişi zaten öngörebildiğimizi görüyoruz. 3 kere bakın 3 kere en tepeyi bulmuş. 1, 2, 3 bakın 3 kez en tepeyi bulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu stratejimizde diyorum ki %90 oranında başarı sağlayacaksınız. Çünkü ben arkadaşlar gerçekten de buradaki sinyaller sonrasında mükemmel karlar elde ettim. Bunu belirtmek isterim. Yani buradaki size anlatacağım taktiği doğru bir şekilde uygulayabilirseniz sinyalinin sonrasında %90 oranında başarı yakalayacaksınız. Bakın bunu belirtmek istiyorum. %90 sinyalleri doğrudur. Şimdi arkadaşlar kurulumumuzdan bahsedelim. Çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü çok önemli bir sistem arkadaşlar. Yani bunu sizlere anlatmaktan da gerçekten de mutluluk duyuyorum. Şimdi öncelikle indikatörlerimizi kapatalım. Ayarlarını zaten tek tek yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle Tradingview sitesi üzerinden göstergeler bölümüne geliyoruz ve buradan arama bölümüne range yazmamız yeterli oluyor. Direkt olarak karşımıza çıkacaktır zaten. Beğeni oranında yüksek bir hacimli de bir indikatör arkadaşlar. Sonrasında bakın karşımıza bu şekilde çıktı. Zaten favorilerime de eklemişim. Bir kez tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında ikinci indikatörümüz yine göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve BT altı LB yazmamız bizler için yeterli olacaktır. Bakın direkt olarak karşımıza çıktı. Bu şekilde de yazabilirsiniz. İndikatör, wave trend, osilatör şeklinde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Yanında da bir yıldız koymuşum. Zaten indikatörün çok güzel Olduğunda buradan anlıyoruz. Yani gerçekten tane beğeni oranı da çok yüksek arkadaşlar. Hacimli yani insanlar tarafından tercih edilen bir indikatör. Tek başına bile gerçekten mükemmel işler yapabiliyor ve bu indikatörümüzle birleştirdiği bizde neler yapabileceğini gördüğünüzde gerçekten şaşıracaksınız arkadaşlar. Yani indikatörlerle bu şekilde başarılar elde edebiliyoruz. Şimdi burayı kapatalım ve ayarlarını çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor çünkü ayarlar çok önemli arkadaşlar. Burada çok önemli bir püf noktamız var. Hiking aşı mum grafiklerini de kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Hiking aşı mum grafiklerini zaten almışız. Hiking aşı da arkadaşlar ortalamalar üzerinden çalışan bir mum grafiğidir arkadaşlar. Sol üstte de formülünden bahsettim. Dilerseniz inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Formülünü de öğrenmek isterseniz oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kurulumumuza geçelim. Çok önemli arkadaşlar bakın pür dikkat izleyin. Bir işiniz varsa çok kısa erteleyin. Ve bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bakın kesinlikle altını çiziyorum bunun. Şimdi ayarlar bölümüne geldik. İlk indikatörümüzün Buradan çok önemli bir ayar var burada. Çok çok önemli. Hayati derecede önemli arkadaşlar. 3'ü siliyoruz ve 2 yapıyoruz. İşte bakın bu çok önemli. En önemli ayarımız budur. Kesinlikle arkadaşlar bunu yapın. 3'ü 2'ye dönüştürün arkadaşlar. Sonrasında sil bölümüne geliyoruz ve buradan bakın bunu kapatıyoruz öncelikle. Bunu kapattık. Sonrasında aşağı doğru geldik. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki tikleri benimle beraber kapatabilirsiniz. Buradan buy signal, sell signal açık kalıyor. Diğerlerini kapatıyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Bakın yani biz burada ne yaptık arkadaşlar? Sadece al ve sat sinyallerini bıraktık. Diğerlerini kapattık ve yine girdiler bölümünde çok önemli bir ayar yaptık arkadaşlar. 3'ü 2'ye çevirdik. Görünürlük bölümü tamamıyla aynı kalıyor arkadaşlar. Sonrasında tamama basıyoruz. İşte şu an çok basit bir şekilde bakın. Çok güzel bir şekilde buradan al ve sat sinyalleri veriyor bize. Yani tamamıyla kullanımı çok basit. Ancak aşağıdaki indikatörümüzle beraber kullanımı biraz püf noktalarıyla dolu. O yüzden arkadaşlar çok iyi bir şekilde dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın al sat sinyalleriyle kadeleştirdik. ilk indikatörümüzü şimdi ikinci indikatörümüzün ayarlarına geçelim. Görünürlük bölümü orijinal kalıyor. Girdiler bölümü tamamen 10 21, 60, 53, 60 ve eksi 53 şeklinde yani orijinal şeklinde kalıyor arkadaşlar. Şuna bakın ayarları sıfırladı diyebilirsiniz. Ayarlarını yapmadan önce sizde herhangi bir değişiklik varsa sıfırlanmış olur. Sonrasında stil bölümüne bir kez tıklıyoruz ve bakın burası çok önemli arkadaşlar. Buradan çizimi kapatıyoruz. Öncelikle çizimi kapatıyoruz. Sonrasında en alttaki çizimi kapatıyoruz arkadaşlar. Bu da bizler için önemli. Sonrasında bakın burada artı şekilleri yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi artı şekilleri yer alıyor. Buradan buradaki artıları Çizgiye dönüştüreceğiz arkadaşlar. Tamamen bu şekilde çizgiye dönüştüreceğiz. Sonrasında bakın şuradaki çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Burada yeşil. Bunu beyaza çeviriyoruz. Arka planınız siyahsa beyaza, arka planınız beyazsa da siyaha çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde saydamlığını da arttırıyoruz. Tamamıyla bakın bunu beyaz bir çizgiye dönüştürüyoruz. Çünkü en önemli çizgimiz bu. Bunu çok iyi bir şekilde takip edeceğiz. Sonrasında arkadaşlar altındaki kırmızı çizgiyi de bakın buradan saydamlığını arttırıp sarıya çevireceğiz arkadaşlar. Tamamen bu şekilde veya farklı bir rengi de dönüştürebilirsiniz. E, tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Yani dilerseniz maviye de dönüştürebiliriz. Sonrasında tamama basıyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar sistemimiz hazır. Bakın sistemimiz hazır. Çok hazır. Çok güzel bir şekilde şimdi sistemimizin kurulumunu sizlere gösterdim. Bu şekilde şu an bir sistemimiz var arkadaşlar. Birinci sakin aşı yaptık. İkincisi birinci indikatörümüzden buradan sadece al ve sat sinyalleri bıraktık. Üçüncüsü de VT altra LV indikatörümüzden de gereksiz olan çizgilerden kurtulduk arkadaşlar. Şimdi nasıl al sinyali alırız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar kesinlikle burayı çok iyi dinleyin. Yani herhangi bir işiniz varsa kesinlikle ertelemenizi rica ediyorum. Çünkü çok büyük bir başarı yakalayacağınızdan eminim buradaki sinyallerle. Çünkü ben yakalıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle ekranımızı büyütelim. Öncelikle bakın. Hakin aşı grafiklerimizden bu şekilde düşüşler görmemiz gerekiyor. Bakın kapanışlarla bu şekilde düşüşlerimiz gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi yönünü aşağı doğru çeviriyor. Hakin aşı grafiklerimiz ve düşüş trendinde olduğumuzunda da sinyalini bizlere veriyor arkadaşlar. Sonrasında hemen gözlerimizi aşağıdaki indikatörümüze çeviriyoruz. Hemen baktık. Burada bakın iki tane yeşil çizgimiz var. Buraya yeşil çizgilerimiz olarak adlandıracağım. Yani yeşil bir kanal var burada. Mavi ve beyaz çizgimiz. Buradaki kanalların aşağısına inmesi gerekiyor. Bu önemli. Aşağısına indiğinde bakın şöyle bir bölüm oluşturuyor bizlere. Bakın şöyle çizeyim. Bu şekilde bir çukur oluşturdu bizlere değil mi? Bakın. Mavi ve beyaz çizgilerimiz bu bölümde hareket ediyor şu anda. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle bir alan belirtti bizlere. Görmüş olduğunuz gibi aşağılarda devam ediyorlar. İkisi de beraber. Ve böyle aşağı doğru geçtiklerinde buradaki arkadaşlar bakın şöyle bakın yeşil çizginin altında olacaklar ve elbet zaten burada bir kesişim olacaktır. İşte buradaki kesişim ve buradaki mavi ve beyaz çizginin yeşil çizginin altında olması da buradaki düşüşün dönüş sinyalini veriyor bizlere. Yani buradaki düşüşün dönüşünün sinyalini bizlere veriyor. İşte bu sinyali aldığımızda bakın burada sizlere çok önemli birkaç püf noktasından bahsedeceğim. Çok dikkatli dinleyin. Bakın bu dönüş sinyalini bizlere verdiğinde buradan bir A sinyali almamız gerekiyor. Ancak arkadaşlar Kesinlikle bakın burada illa böyle hani kesişimle aynı anda sinyal almak zorunda değiliz. Ama bu aynı sinyali alırsak arkadaşlar yani kesişimle al sinyali aynı anda gelirse arkadaşlar hemen şöyle göstereyim sizlere. Dibin dibinde bizlere bir sinyal veriyor arkadaşlar. En diplerde bizlere bir sinyal veriyor. Bakın ancak dediğim gibi illa Hani şu şekilde kesişimle aynı anda sinyal vermek zorunda değil. Evet bu çok güçlü bir al sinyalidir ancak aralarında pek bir fark yok. Yani şunu demek istiyorum. Buradaki bakın beyaz ve mavi çizgimiz buradaki şişliklerin çizgilerin üzerine çıkmadığı sürece böyle de bir al sinyali gelse yani tam olarak burada da bir al sinyali gelse şunu bakın çarpı işaretiyle karalayalım. Şöyle yani şuradaki beyaz ok bizler için al sinyali olsa yine arkadaşlar yakın bir zamanda sinyal verdiği için ve beyaz ve mavi çizgimiz yeşil çizgilerimizin üzerine çıkmadan bir sinyal verdiği için bu da aynı düzeyde bizlere güçlü al sinyali verir arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten arkadaşlar e, tamamen bir çukur buluyor yani çukurun dibini buluyor arkadaşlar. Ve buradaki sinyalinden sonra arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir şekilde yükselişini yapmış olduğunu görüyoruz. Zaten düşüş sinyallerinden de birazdan sizlere bahsedeceğim. Şu şekilde arkadaşlar bakın bir düşüş trendi var. Hani bakın burada bir düşüş trendi var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir düşüş trendi görüyoruz. Şu şekilde arkadaşlar aşağıdaki mavi ve beyaz çizgimiz aşağıya geçiyor. Yeşil çizginin aşağısına geçiyor. Buradan al sinyali alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Buradaki çizgilerimiz buradayken ve sonrasında arkadaşlar mum kapanışından sonra işleme giriyoruz. ya bakın görmüş olduğunuz gibi sonrasında harika yükselişler gelmiş olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bunu zaten sizler de göreceksiniz. Bakın şurada da bir bilgi vereyim sizlere. Bakın mesela şurada arkadaşlar bir düşüş trendi devam ediyor. Aşağıda bakın arkadaşlar yeşil çizgilerin altında bir kesişim olduğunu görüyoruz. Ancak bakın al sinyali nerede gelmiş? Yukarı doğru çıktığında gelmiş arkadaşlar. Bakın yukarı doğru çıktığında gelmiş ve bu bizler için iyi bir sinyaldir arkadaşlar. Sizlere soruyorum. Tabii ki de iyi bir sinyal değildir arkadaşlar neden değildir? Çünkü üstüne çıkmış. Bakın buradaki mavi ve beyaz çizgiler artık aşağıda değil. Ne demiştik? Aşağıdayken sinyal vermesi gerekiyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağıdayken bir sinyal vermedi. Dışarı çıktıktan sonra bir sinyal verdi. Bu yüzden bu bizlere iyi bir sinyal vermez arkadaşlar. Ek olarak çok önemli bir bilgi vereceğim sizlere. Bakın buradan düşüş gerçekleşti. Aşağı baktık. Mavi ve beyaz çizgi aşağıda ve kesişim var. Çok güzel. Buradaki çizgilerimiz aşağıdayken bir al sinyali geldi ve burada bizlere bir ek bir teyit olarak ne geliyor arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi bir doji mum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi trend değişimlerinin sinyalini veren doji mum rengi önemli değil. Yani kırmızı olsa da olurdu burada, yeşil olsa da fark etmez. Doji mum arkadaşlar bakın gövdesi ince, fitilleri aynı şekilde uzun arkadaşlar eşit bir şekilde uzun ve gövdesi çok ince. Bu da bizlere ek olarak bir sinyal teyidi veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten en dibi bulmuşuz burada ve bu şekilde devam ederek sonrasında yönünü mükemmel bir şekilde yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde al sinyallerimizi alabiliriz. Şimdi hemen düşüş sinyallerimizi nasıl alırız? Bu bölümümüze geçelim arkadaşlar. Al sinyallerini anladığınızdan eminim. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olduysa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen düşüş sinyalleri nasıl gelir? Bu bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar düşüş sinyali nereden gelir? Hemen bunu da aynı örnek üzerinden göstereceğim. Bakın arkadaşlar buradan yükseliş sinyalinden sonra bakın görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş aldık ve bakın sonrasındaki böyle bir düşüş trendi başlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani bu arada bu sinyaller çok güçlü düşüş veya çok güçlü yükselişlerin sinyalini verir. Yani ufak tefek düşüşlerin değil çok büyük yükselişlerin sinyallerini verir arkadaşlar. Bakın zaten şimdi görmüş olduğunuz gibi bir düşüş sinyalinden de sizlere bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi düşüş sinyali nasıl gelir? Kesinlikle burayı da çok iyi bir şekilde dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Öncelikle arkadaşlar bir yükseliş görmeliyiz şu şekilde bakın. Bir yükseliş görüyoruz. Şu şekilde bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Bakın yeşil bir şekilde devam etmiş. Ve bu yeşil şekilde devam ederken hemen aşağıdaki indikatörümüze bakıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Burada mavi ve beyaz çizgimiz kırmızı çizgilerin üzerinde bakın. Tamamen üzerinde. Şöyle bakın bu alanın içinde değil mi? Evet bu alanın içinde zaten eninde sonunda da bir kesişim olacak. Bakın sonra bu bölümde hemen kontrollerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu bölümde ne yapmış arkadaşlar? şimdi burada da yine aynı anda sinyal vermesi zaten en iyi sinyalidir. Ancak dediğim gibi hani şurada da bir düşüş sinyali verse yani tamamen bu şekilde aşağı gitmeden bir düş sinyali verse de bizlere iyi bir sinyal verir arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde Aiken aşıdaki yükseliş devam ederken aşağıdaki indikatörümüzden bakın bir kesişim geliyor zaten bakın yukarısında kırmızı çizgilerin ve yakın zamanlarda bu aşağı inmeden de bir düşüş sinyali alıyoruz arkadaşlar. Üstteki indikatörümüzden görmüş olduğunuz gibi üstteki indikatörümüz de bizlere harika bir sinyal veriyor arkadaşlar ve harika bir şekilde bir düşüş sinyali almış olduğumuzu görüyoruz bu bölümde. Buralarda hani en tepelerde bir dojumum görmüyoruz ancak yine yakın zamanlarda şu bakın şurada bir dojumum Dojimum görüyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir Dojimum. Burada yine bizlere ek bir teyit sağlamış. Aynı şekilde arkadaşlar yükseliş sinyali gibi düşüş sinyalinin de mükemmel bir şekilde sinyal vermiş olduğunu görüyoruz. Düşüş sinyalinden sonra da bakın zikzak çizerek zaten tamamıyla yönünü aşağı doğru vermiş arkadaşlar bakın tamamen zaten yönü aşağı doğru veriyor. Burada arkadaşlar düşüş sinyalinden sonra gelen harika bir düşüşü görüyoruz ve buradaki düşüşü öngörebiliyoruz arkadaşlar çok basit bir şekilde. Şöyle bakalım arkadaşlar birkaç kontrol daha yapalım. Mesela arkadaşlar şurada mesela çok güzel bir şekilde yükseliş gelmiş ardından. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde sinyal var mı yakın zamanlarda? Şöyle bir kontrol etmek istiyorum sizlerle birlikte. Şöyle bakalım. Şurada bir sinyal almadık zaten. Az önce göstermiştik. Neden sinyal almadık? Çünkü arkadaşlar mavi ve beyaz çizgi yeşil çizgimizin üzerine doğru çıktıktan sonra bir al sinyal aldık. Bu bize iyi bir sinyal vermiyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman tam olarak üzerine çıkmadan bir sinyal vermiş. Bakın. Şöyle baktığımız zaman üzerinde bir sinyal vermemiş. Bakın. Şöyle arkadaşlar, kanalın içerisinde yani iki tane yeşil çizginin içerisinde duruyor şu anda. Bu bizler için geçerli bir sinyaldir. Ancak arkadaşlar, yani aşağısında verdiği sinyale göre yani bir tık daha güçsüz bir sinyaldir. Bunu da belirtmek isterim. Ancak yine de arkadaşlar, güçlü al sinyali ise burada verdiği bir güçlü al sinyali ise, burada verdiği de bir al sinyalidir. Yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çalışmış olduğunu zaten görüyoruz. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın yine aynı şekilde bir kesişim oluyor. Bakın neredeyse hani sinyale %100 uyum sağlıyor. Bakın tamamen yükselişini yukarı doğru yapmış Akileşi ile beraber. Sonrasında burada da bakın yukarıda ve bakın düşüş sinyali geliyor ve bakın buradan zaten bir kesişim geldikten sonra Burada da bir doji mum görüyoruz. Yani teyit üstüne teyit yani her şey okey demiş bizlere. Hani bu yüzden %90 diyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum ne kadar güçlü sinyaller verdiğini. Zaten sonra da arkadaşlar bu düşüş sinyali gelmiş olduğunu görüyoruz. Mükemmel bir şekilde düşüş sinyali gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi düşüş sinyallerinden de bu şekilde faydalanabilirsiniz. Düşüşleri de bu şekilde öngörebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Mesela şurada da bir sinyal vermişim bizlere. Bakın aşağısında dolanırken tam olarak bakın yukarı çıkmış mı şurada bir bakalım. Şöyle yukarı çıkmış mı? Şurada bir sinyal vermiş. Evet burada yukarı çıkmış yani bu bizler için iyi bir sinyal değil. Ancak arkadaşlar yine de hani bir ardından bir yükseliş gelmiş. Ancak hani burada işleme girmiyoruz bunu da belirtmek isterim. Çünkü bakın dışına çıktığını görüyoruz. Yani eğer sinyal burada olsaydı şularda gelmiş olsaydı bizlere iyi bir sinyal verirdi. Böyle kontrol etmeye devam edelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada iyi bir sinyal gelmiş mi? Evet bu da iyi bir sinyal değil. Bakın arkadaşlar şöyle bakalım. Evet bakın burada yine bir düşüş sinyali gelmiş. Bizlere şöyle görmüş olduğunuz gibi yönünü tamamıyla aşağı doğru veriyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hata yok yani hata yapmıyor. Görmüş olduğunuz gibi hata yine yapmıyor. Şöyle bakalım bakın şurada baktığımız zaman arkadaşlar yine bakın çok dipte gerçekten de çok dipte bir sinyal vermiş. Ancak hani burada baktığımız zaman evet geciktiğini görüyoruz. Yani baktığımız zaman arkadaşlar yani hatalı sinyallerinin bile ardından güçlü yükselişler geldiğini görüyoruz. Yani bu bizim için iyi bir sinyal değil. Hani sinyalinin burada veya şuralarda gelmesi bizler için iyi bir sinyaldir. Ancak arkadaşlar yani dışarı çıktığında bile yükseliş sinyali gelirse bizlere iyi bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz. Yani neden biz burada dışarı çıkmadan sinyal almak istiyoruz? Hani tamamen bir teyit almak istiyoruz. Yani riski en az hani riski en 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 aza indirmek arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi buralarda bir sinyal beklememiz bizler için çok iyi olacaktır. Acınlı altcoin'lerde mükemmel sinyaller verecektir. Bakın mesela aynı şekilde bakın arkadaşlar yine bir düşüş sinyali mükemmel bir düşüş sinyali. Bakın yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi yükseliş mumları. Doji mum yine bakın aşağıdan bir kesişim. Buradan bir düşüş sinyali tamamıyla yönünü, yönünü aşağı doğru veriyor arkadaşlar. Yine bakalım şuradan. Burada evet güzel bir sinyal var. Doji mum var ancak yine bir yükseliş sinyali almıyoruz. Bu bize iyi bir sinyal vermiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Burada biz neyi görüyoruz? Aşağıdaki indikatörümüzün tek başına bile neler başarabileceğini görüyoruz arkadaşlar. İkisinin birleştiğinde de neler yapabileceğini şimdi siz az çok tahmin edersiniz arkadaşlar. Zaten kontrollerinizi yapmanızı rica ediyorum sizlerden. Devam edelim şöyle bir. Devam edelim şöyle. Var mıdır buralarda bir sinyal? Şöyle bakalım. Şöyle bakalım dışına çıkmış mı arkadaşlar? Şöyle bir kontrol edelim dışına evet çıkmış olduğunu görürüz arkadaşlar. Yine bizlere iyi bir sinyal vermemiş. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar yani şurada dışına çıkmış olduğunu görürüz. Zaten böyle arka arkaya gelen çok fazla bir sinyal de görmüyoruz burada. Arka arkaya gelen bir düşüş sinyallerinden sonra hani birkaç yeşil mum da yanmış zaten arkadaşlar. Yani bu bizler için iyi bir sinyal vermiyor. Şöyle bakalım bakmaya devam edelim. Yani birkaç sinyalden sonra diğer bölümümüze geçeceğiz zaten. Mesela arkadaşlar şuradan bir bakalım. Da bakın çok güzel bir şekilde dip bulmuş olduğunu görüyoruz yine bakın bu sefer içinde bakın bu sefer içinde yani dışarı çıkmamış olduğunu görüyoruz bakın şurada bakın görmüş olduğunuz gibi içinde yine arkadaşlar harika bir şekilde yükselişinin yükseliş trendine başlamış olduğunu görüyoruz şöyle yine bakalım yine arkadaşlar bakın aynı şekilde bir düşüş sinyali ve bakın arkadaşlar yine harika bir düşüş arkadaşlar devam edelim hani hiç sorun yok tek tek kontrol edebiliriz yine arkadaşlar bakın Buradaki zaten al sinyalinden sonra bakın herhangi başka bir sinyal vermediğini ve bu şekilde şu yükselişi zaten öngörebildiğimizi görüyoruz. Sinyalleri muhteşemin de ötesinde altın çiziyorum muhteşemin de ötesinde mükemmel kazandıracak bir taktiktir arkadaşlar. Bakın altın çizerek söylüyorum çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz buradaki sistemle. Kendi kullandığım sistemler arkadaşlar bakın yine bir dibi bulmuş bakın çukurun dibini buluyor. Şöyle bakalım burada mesela kontrol edelim burada iyi bir sinyal vermiyor. Şurada bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakın burada hatalı bir sinyalini ilk defa gördük arkadaşlar. Bakın ilk defa hatalı bir sinyalini gördük. Bu Şu şekilde şurada bakın bizlere bir sinyal veriyor ve ardından arkadaşlar düşüş geliyor. Bu yüzden %90 diyorum arkadaşlar. Yani onlarca sinyalini kontrol ettik arkadaşlar. Şu ana kadar bir tane hatalı sinyali bulabildik sadece. Şuralardan bir kontrol edelim tekrar şöyle bir. Mesela bakın arkadaşlar yine doğru bir sinyal bize vermiş. Ancak bakın şurada galiba dışarı çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Galiba evet dışarı çıkmış. Bu bizlere iyi bir sinyal vermiyor. Bakalım şöyle bir. Yine bakın arkadaşlar doğru bir sinyal. Buradan yine en dibi bulmuş olduğunu görüyoruz. Şöyle bir bakalım. Devam ettiğimizde bakın arkadaşlar yine bir aşağılarda bakın bir sinyal vermiş ve ardından bu sefer ufak bir yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz. Yine arkadaşlar yani günlerce kontrol edebiliriz bunları sizlerle beraber. Bakın arkadaşlar yine çok güzel bir sinyal. içeride bir sinyal vermiş ve yükseliş. Bakın yine yukarıda bir sinyal vermiş. Düşüş. Yani sadece sizlerle bakabilirsiniz diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Ne kadar iyi çalıştığını zaten sizlerle göreceksiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir bakalım. Burada mesela arkadaşlar Buradan dışarı çıktığında bir sinyal vermiş. Ancak yine de aşağıdaki indikatörümüz tek başına bile ne kadar iyi çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakalım yine. Bakın en tepeleri yine 3 kere bakın. 3 kere en tepeyi bulmuş. 1, 2, 3. Bakın 3 kez en tepeyi bulmuş arkadaşlar. Düşüşleri tamamıyla öngörmüş olduğunu görüyoruz. Bakın burada hep düşüşleri öngörmüş. Şöyle bir sinyalini daha kontrol edelim. Burada gerçekten de çok zaten çok büyük bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Şöyle bakalım şuradan mesela bir kontrol edelim. Şuralardan bir sinyal gelmiş mi? da mesela aşağılarda bir sinyal gelmemiş olduğunu görüyoruz. Yine bakalım şöyle arkadaşlar. Yine yani aşağı baktığımız zaman genel olarak zaten tek başına bile çok iyi sinyaller vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar yine ikisinin beraber ne kadar iyi sinyaller verdiğini buradan bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tek tek kontrollerinizi yapabilirsiniz. Yani ben çok iyi biliyorum çok iyi çalıştığını. Yani sizlerden de sizlere de bu şekilde göstermek isterim. Bakın defalarca örneklerimize de gösteriyoruz. Bakın aynı anda bakın kesişimler oluyor ve düşüş trendleri başlıyor arkadaşlar. En sonunda bir yükseliş sinyalinden bahsedelim ve kapatalım. Direkt zaten karşımıza çıktı. Bakın arkadaşlar aynı şekilde buradan bir sinyal alıyoruz ve bu şekilde bir yükselişi çok kolay bir şekilde öngörebiliyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir sistemdir. Dilerseniz tek tek kontrollerinizi yapabilirsiniz. Bu sırada zaten sizlere de hediyem olsun arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde çalıştığını zaten göreceksiniz. Şimdi hemen stop nereye koyarız? Nerede satış yaparız? Bu bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar bölüm çok önemli. Stop nereye koyulur? Çok önemli bir bölüm arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada arkadaşlar bir düşüş gördük ve buradan bir doji mumla teyit aldık ve aşağı baktığımızda beyaz ve mavi çizgimiz yeşil çizginin altında. Tamam okey bir sorun yok ve yine aşağıdayken de bir alt sinyali aldık ve bir yükseliş sinyali aldık burada tamamdır. Şimdi stopumuzu nereye koymamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bakın biz burada alt sinyali aldık ya buradan dönüş noktası tam olarak neresi? Şöyle göstereyim sizlere bakın. Dönüş noktası tam olarak neresi? Tam olarak bakın şurası. Tam olarak bakın buradaki dönüş noktası şöyle göstereyim. Şurası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın şurası. Biz stopumuzu buradaki dönüş noktası olarak adlandırdığımız bölümün bir tık altına yani buraya belirli bir yüzde belirleyerek buraya koyacağız arkadaşlar. Yani bakın şuraya dönüşün olduğu noktaya tam olarak döndüğünü gördüğümüz yerin altına hemen şöyle bir bölüm altına stopumuzu yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında birinci taktiğimiz şu şekilde. Birincisi stop yükselterek devam etmek şu şekilde. Bakın buradan al sinyali aldıktan sonra koyduğumuz yüzde kadar diyelim ki yüzde 3 koyduk. Yüzde 3 kadar yükseldikten sonra yine aynı şekilde buradaki stopumuzu şuraya koyacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde yükselişi bu şekilde yükselte yükselte %3 olarak yükselişle beraber biz de stopumuzu yükselteceğiz. Bu birinci taktik arkadaşlar stop yükseltme. İkincisi de ikinci taktiğimizde ben kısa sürede çıkmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar yine ikinci sat sinyalimizin yani az önce bahsettiğimiz sat sinyali gelirse yani şu arkadaşlar buradan al sinyalimizi aldık şu şekilde al sinyalimizi aldık şu şekilde yükselişini yaptı. Bakın şu şekilde bir sat sinyali gelince de bir çıkış yapabiliriz. Burada iki tane çıkış taktiğimiz var. Birincisi stop yükseltme, ikincisi de bu şekilde düşüş sinyalini aldığımız zaman arkadaşlar. İkisinden birini seçebilirsiniz. Bana kalırsa stop yükselterek ilerleyin. Stop yükseltmeden ben çok memnunum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir taktiktir. Bir üçüncü taktiğimizde hadi ek olarak bir bilgi vereyim sizlere. Bunu karalayın arkadaşlar. Şuradaki seli karalayın. Buradan yükseliş sinyali aldığımız zaman bu şekilde arkadaşlar yukarı doğru çıktığında bu şekilde arkadaşlar bakın şuradan göstereyim. Bu Şu şekilde beyaz çizgi Mavi çizgiyi en üstteki kırmızı çizginin üzerinde kestiğinde çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bu da üçüncü bir taktiktir. Bunu da vereyim sizlere. Bunu da bazen kullanıyorum ancak genel olarak stop yükseltme ile devam ediyorum. Şu şekilde bakın yükseliş sinyallerini aldık. Burada yükseldi, yükseldi, yükseldi. Bakın burada bir sinyal almıyoruz çünkü üzerinde kesişim yapmıyor. Bakın içinde kesişim yapıyor kanalın. Bizim için burada çıkış sinyali üzerinde bakın tam olarak şuradaki gibi tam olarak şuradaki gibi bir sinyal olacaktır arkadaşlar. Bu da bizler için üçüncü çıkış taktiği olabilir. Üç taktikten birini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Üçü de çok çok faydalıdır. Peki arkadaşlar sistemimiz mükemmel harika işliyor ve sinyallerinden sonra %90 oranında başarı sağlıyor. Tamam çok güzel ancak biz bir indikatör daha eklemek istiyorsak buradaki indikatör sistemine hangi indikatör eklemeliyiz arkadaşlar? Biz buradaki sisteme öyle bir indikatör ekleyeceğiz ki bizlere teyitin teyitini verecek arkadaşlar. Elbette orijinal şeklinde de kullanabilirsiniz ancak ben bir indikatör daha ekleyip o şekilde kullanmak istiyorum derseniz de şu indikatörü ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle benle beraber hareket edin burada. Göstergeler bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Stokastik RSI yazıyoruz arkadaşlar. En sevdiğim teyit indikatörlerinden bir tanesidir. Birkaç ayar yapacağız ve şimdi çok iyi sinyaller alacağız sizlerle birlikte. Hemen ayarlara geliyoruz. Görünürlük, orijinal, stil bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada, buradaki çizgileri bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar kırmızıya çevirerek biraz hızlı hareket ettim galiba. Kesik çizgileri normal çizgiye çevirebilirsiniz. Arka planı silebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında buradaki çizgileri de kırmızıya çevirdikten sonra mavi çizgide beyaz olarak güncelleyebilirsiniz. Diriler bölümünde çok önemli bir ayar var. 3'ü siliyoruz. 8 olarak güncelliyoruz. Buradaki 3'ü de siliyoruz arkadaşlar. 5 olarak güncelliyoruz. 8 5 14 14 şeklinde bu şekilde güncellemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sonrasında bu şekilde teyit alabiliyoruz. Teyitlerimizi nasıl alırız? Düşüş sinyalinde şöyle olacak. Bakın üstte tamam çok güzel bir sinyal veriyor beyaz çizgi ve mavi çizgi kırmızı çizgilerin üzerinde tamam çok güzel yükseliş olmuş dojimum var tamam çok güzel düşüş sinyali gelmiş çok güzel hemen aşağı bakıyoruz arkadaşlar çok yakın bir zamanda da burada bakın beyaz çizgi turuncu çizgi kırmızı çizginin üzerinde yukarıda aşağı doğru kesiyorsa bu da bizlere ek bir teyit sinyali veriyor ve mükemmel bir düşüş aşağı doğru geliyor arkadaşlar. Yönünü tamamıyla aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Ek bir teyit almak istersek bu indikatörü de kullanabiliriz arkadaşlar. Yine ek olarak bir bilgi vereyim burada sizlere. Şöyle arkadaşlar bakın yine burada da aynı şekilde. Aynı şekilde bakın tamamıyla aynı şekilde bizlere harika bir sinyal veriyor arkadaşlar. Bakın ek bir teyit veriyor bizlere. Bu şekilde arkadaşlar alternatif indikatör olarak da stokastik arasayı 8, 5, 14, 14 ayarlarında da kullanabiliriz bilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Çok değerli bir heat indikatörüdür. Bu sisteme stokastik arasayı da ekleyebilirsiniz. Entegre edebilirsiniz. Harika sonuçlar alacağınızdan kesinlikle eminim arkadaşlar. Hangi zaman dilimlerine çalışır arkadaşlar? 5 dakikalık zaman dilimlerine çok güzel sinyaller veriyor. Hiking'in aşı ile özellikle çok güzel sinyaller veriyor. Ancak arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Diğer zaman dilimlerini de kesinlikle kontrol edin. Çünkü diğer zaman dilimlerinde kötü sinyaller vermiyor. Hacimli altcoin'lerde özellikle harika sinyaller veriyor arkadaşlar. Yani diğer dediğim tüm zaman dilimlerinde kesinlikle kullanabilirsiniz. Ancak ben 5 dakikalık zaman dilimlerinde çok güzel hakin aşımım grafikleriyle ve bu sistemle arkadaşlar çok güzel sinyaller alıyorum. Çok değerli bir sistemdir. Bunu da belirtmek isterim. Derseniz dakikalık zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz. Ancak ne kadar iyi çalıştığını görmek için dilerseniz saatlik zaman dilimlerinde kontrollerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar hisse senedi ve forex gibi diğer platformlarda da uygulayabilirsiniz kesinlikle. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çok değerli bir sistemdir ve çok güçlü bir sistemdir. Bu sistemlerin birçoğu bütün platformlarda çalışmaktadır arkadaşlar. Ekibimden mesela bu sistemleri benimle beraber aynı şekilde kullanıp hisse senetlerini kullanan arkadaşlarım da var. Mesela ben bunu tamamen örnek vermek için söylüyorum. XRP'de kullanıyorum. Arkadaşım da bunu hisse senetlerinde kullanabiliyor arkadaşlar ve çok güzel şekilde çalışıyor. Tek fark zaman dilimlerinde backtest yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bazı ayarlarında bazı güncellemeler yapabilirsiniz. Tek fark bu arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Hisse senetlerinde ve diğer platformlarda da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen grafikler için tasarlandı. Yani tamamen alım satım üzerine kurulan sistemlerdir arkadaşlar. Bu yüzden hisse senetleri ve diğer platformlarda da aynı altcoin'ler üzerinde çalıştığı gibi çok güzel bir şekilde çalışır arkadaşlar. Derseniz zaten elbette backtestlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere çok ufak birkaç bilgi vereceğim. Çok önemli ama. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir direnç var. Görmüş olduğunuz gibi hani bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Burada bir direnç var ve şu şekilde bir çizgi çıkartalım şöyle. En inceye getirelim. Burada bakın mumlarımız bu şekilde geliyor. Direnci çarpıyor. Yönünü aşağı doğru veriyor. Bakın Burada da bir trend çizgimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok uzun zamandır süre gelen bir trend çizgimiz. Bakın buradan bu şekilde yönünü yukarıya doğru verdi. Bizim yaptığımız en büyük hatalar trend ve destek çizgisi çizerken çok simetrik yani düşünmemiz. Yani çok fazla hani bu buraya gelecek bu yani bu şekilde yapmanıza gerek yok. Çok fazla kendinizi kasmanıza gerek yok trend ve destek çizerken kesinlikle. Sadece grafikleri tamamen geriye götüreceksiniz ve çarptığı noktaları ortalama bir şekilde çizgiyle çizeceksiniz. Yani bakın bir çizgi atacaksınız yani ortalama bir şekilde hani illa tam olarak ucuna koymak zorunda değilsiniz hepsini hani bakın şöyle bir yaptığınızda bu yeterli olacaktır bakın burada direnç olarak çalışan bu çizgimiz bakın test ediliyor test ediliyor ve burada yine trende de test ediyor görmüş olduğunuz gibi trende de test ediyor yani bunları çizin kontrol edin arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler bunlar zaten indikatörlerle birleştirilince çok önemli oluyor bakın görmüş olduğunuz gibi buraya çarpıyor trend çizgisine çarpıyor sonra dirence çarpıyor trend çizgisine çarpıyor direnci kırıyor ve artık bu direnç ne oldu arkadaşlar? Sizler de biliyorsunuzdur artık bu bir destek oldu. Kırıldı ve tamamıyla yönü yukarı doğru gitti ve yükseliş trendi zaten başladı. Yönü yukarı doğru veriyor ve bakın buraya geldiğinde bakın arkadaşlar burayı test etmeye başlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi buraya birkaç kez çarpıyor ve ilk çarptığında zaten indikatörlerimizden de buradan bir sinyal geliyor arkadaşlar değil mi? Biz burada şimdi ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın hem trend çizgisi Bakın hem trend çizgisi yani önceden defalarca test etmiş. Bakın ve çok önemli bir bilgi hani bu testlerin arasında ne kadar uzun zaman varsa buradaki destek veya direnç o kadar güçlenir. Yani bakın aralarında çok uzun bir zaman var. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada testlerini yapmış, başarılı olamamış, aşağı doğru kıramamış, yönünü yukarı doğru vermiş. Sonrasında gelmiş. Burada tekrar tekrar denemiş. Yine kıramamış. Yine yönünü yukarı doğru vermiş. Yani bu şekilde arkadaşlar tren çizgimiz güçlenmiş. Çok güçlü bir tren çizgimiz olduğunu görüyoruz burada. Bu arada tabii ki de destek ve dirençleri normal mum grafikleri üzerinden çizmemiz çok daha faydalı olacaktır. Çünkü videonun başında da aktardığım gibi Hakin Aşı mum grafikleri ortalamalar üzerinden çalışan bir mum grafiğidir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ancak buradaki sistemimiz Hakin Aşı mum grafiklerinde olduğu için yani örnek olarak göstermek için de buradan bu şekilde göstermek istedim. Bu şekilde arkadaşlar bakın buradan hem destekten hem de trend çizgisinden buradan ek bir teyit almış oluruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burayı da test ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde bunların zaten burada bir kesişim var arkadaşlar. Yani bu kesişimler zaten çok önemlidir. İleride bu videolardan da bahsetmeyi düşünüyorum. Hani indikatörler üzerinden genelde değerlemeyi düşünüyoruz. Ancak ara ara bu şekilde bilgiler de vereceğiz. Bakın zaten arkadaşlar bu şekilde hem trend çizgisi hem destek çizgisi burada zaten beraber el ele veriyorlar. İndikatörümüz de buradan bir sinyal veriyor. Zaten bu şekilde bir yükselişi kolay bir şekilde arkadaşlar öngörebiliyoruz burada. Zaten görmüş olduğunuz gibi destek ve direnç çizgilerinden her Zaman faydalanın arkadaşlar, trend çizgilerinden de faydalanın. Bu arkadaşlar teknik analiz çok önemlidir arkadaşlar. Bu şekilde destek ve dirençlerden de faydalanabiliriz. Ek olarak bir bilgi vermem gerekirse de bakın, görmüş olduğunuz gibi burada bir bilgi mevcut. Bitcoin ve Bitcoin dominansı her zaman kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bitcoin'in son durumunu yani çok fazla bir düş var mı, çok fazla bir yükseliş var mı? Bitcoin dominansta çok fazla bir düşüş var mı? Çok fazla bir yükseliş var mı? Bunları kesinlikle kontrol edin arkadaşlar ve şurada bakın görmüş olduğunuz gibi bilgiler mevcut. Bu şekilde buradan da kontrol edebilirsiniz. Bitcoin dominansın yükselişi mesela. Bitcoin'in yükselişi altcoin'lerde düşüşün geleceğini gösterir arkadaşlar. Bunları da bakın buradan kontrol edebilirsiniz. Tek tek okumuyor arkadaşlar. Sizler bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Kesinlikle buradaki püf noktalarından faydalanın. Desteklerinizi, dirençlerinizi, direnç çizgilerinizi çizin arkadaşlar. İndikatörlerle kombine edin. Beraber kullanmak her zaman ek bir teyit verecektir ve buradaki sistemde doji da kesinlikle faydalanın arkadaşlar. Doji bazen hayat kurtarır. Aykinaşı mum grafiklerinde doji her zaman değerini bilin arkadaşlar. Özellikle böyle önemli sistemlerle beraber sinyal verdiğinde. Yani bu şekilde bir sistemi uyguladığınızda ve destek direnç ve trendlerden de faydalandığınızda doji gibi ek teyitlerde aldığınızda arkadaşlar riskiniz neredeyse yok arkadaşlar. Yani yanılma payınız neredeyse yok arkadaşlar. Çünkü siz teyit üstüne, teyit üstüne teyit üstüne teyit üstüne teyit alıyorsunuz. Yani burada bütün tecrübelerinizi zaten gösteriyorsunuz. Hem indikatörlerden hem destek dirençten hem mum görünüşlerinden her şeyden teyit alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde riski minimum 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 bu şekilde arkadaşlar düşüre 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 yani başarılı olma ihtimalinizi %95'lere %99'lara kadar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ek teyitlerle bunlardan da her zaman faydalanmanızı istiyorum. Bu şekilde direkt yerleştireceksiniz arkadaşlar. Yani illa hani tam milimetrik olarak böyle ucu gelecek demeyeceksiniz. Yani tamamen bu şekilde koymanız yeterli olacaktır. Zaten bu şekilde stoplarınızı da her zaman bir bölüm altına koymalıyız. Bu yüzden söylüyoruz arkadaşlar. Yani mesela buradaki destek noktamızın altına bir stop yerleştireceğimizi düşünürsek hani tam olarak üzerine yerleştirin hiçbir zaman demiyoruz. Zaten bu yüzden arkadaşlar bir tık altına yerleştiriyoruz ki hani ufak açılmaları da önleyebilelim arkadaşlar. Bu şekilde destek ve trendlerle de her zaman indikatörlerinizi kombine edin arkadaşlar. Sizlere her zaman fayda sağlayacaktır. Her zaman teyit üstüne teyit almak bizlere her zaman başarının kapılarını açacaktır arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz bir like lütfen bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.